Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golver.com'un ve Kayseri Özel katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Nevşehir Kozaklı Diva İzip İzip Otel'den İzip deyince şimdi biraz Z gibi oldu. Diva İzip Otel'den herkese tekrardan selamlar olsun arkadaşlar. Bakalım 1-2 günlüğüne hazır Fenerbahçe maçı da yokken birazcık dinlenelim dedik. Buradan tüm dostlara selamlar olsun. Özellikle son videoda sordum. Ge Gebze'den, Geyve'den, Samsun'dan, Avusturya Salzburg'dan, İsviçre'den, İstanbul'dan e, izleyen bütün dostlara selamlar olsun. Diğerlerine de daha henüz okuyamadım. Haklarını helal etsinler. Fenerbahçe'den orta sahaya Florentino Luis hamlesi. Devre arası transfer çalışmalarını şimdiden başlayan Fenerbahçe. Benfica'da forma giyen Florentino Luis'i gündemine aldı. Yaptığı nokta transferlerle sezonu 16'da 16 maşallahla başlayan Fenerbahçe kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor. Ve ilk hedef 6 numara takviyesi. Şimdi Florentino Luis 24 yaşında bir oyuncu baktığınız zaman. Şimdi 19 Ağustos 1999 doğumda 24 yaşında 1.84 boyunda bir ön liberodan bahsediyoruz. 20 milyon euro transfer market değerine sahip. Şimdi Benfica'da oynuyor. Portekiz U21'de 12 kez maça çıkmış. Bir kere matematik olarak imkansız bir transfer. Şimdi adamlar zaten Benfica altyapısı bir şekilde almış solcuyu. Real forma Chao'dan. Yedirmiş, içirmiş, büyütmüş. Monaco'ya 1.5 milyon euroya kiralamış. Yani kiralamış, kiralamasını ama Monaco'da tutunamamış. Sonrasında Etaf'e kiralıyor. Etaf'te de tutunamıyor futbolcu. Ancak tekrar Benfica'ya geldiğinde bu sefer iş yapıyor. Şimdi ben haberin nereye gideceğini çok merak ediyorum ama Sabahın haberi diyor. Zaten Sabah gazetesinin haberlerine çok fazla itimat etmemeniz gerektiği konusunda ben sizi defalarca uyardım. Sabah, Takvim genellikle hani e, tıklaman bol olsun, izlemen bol olsun. 3 kuruş olsun bizim olsun. Antığımda haberlerine daha çok rastladık. Bu arada Balıkesir'den selamlar demiş Nevzat Altınöz. Aleykümselam Balıkesir'e. Edremit'e özellikle selamlar. Gidip göremedik ama inşallah. Sevgili Göksel Yüksel İstanbul'dan yazıyor. Göksel Yüksel Sivas'ta mısın ya? Ben seni sürekli kırmızı o şapkanla görüyorum. Sivas'ta diye kafama kodlamışım. Bilmiyorum belki de kırmızı beyaz renkler yani Videonun uzun olmasını isteyen bir kardeşimiz de var. Karaca Engin. Engin de sanırım ya. Engin Karaca'ydı sanırım. ismi. Daha önce öyle hatırlıyorum ama. Ya videolar idare edin. Bazen uzun bazen kısa. Siz desteğinizi eksik etmeyin yeter. Şimdi ben bu Fiorentina Luis haberini açık söyleyeyim arkadaşlar. Palavra. Ya hadi diyelim ki gerçekten Fenerbahçe ilgileniyor. Hani her şeyi bilmek zorunda değilim. Haddimi bileyim yeter. Gerçekten Fenerbahçe ilgileniyor diyelim. Fabrika, Benfica, Sendika. Üçünün de benzer özelliği var. Ama aslında Benfica futbolcu fabrikası ayrıca futbolcu sendikası. Yani Benfica'dan 24 yaşında 20 milyon euro transfer market değerindeki bir futbolcuyu almak şimdilik Fenerbahçe'nin işi değil. Sıradaki haberimiz Milan Hırvatistan maçında iki Fenerbahçeli'yi izledi. Şimdi bu haber öncelikle şunu söyleyeyim. Ne kadar doğru bilmiyorum. Yani niye ne kadar doğru? Bakın arkadaşlar ben bir Fenerbahçe taraftarıyım Allah'a şükür. Ben isterim ki futbolcum 50'ye gitsin. Ben isterim ki 20'ye gitsin. Ben isterim ki 30'a gitsin. Ben isterim ki altyapıdan 10 tane futbolcu çıkaralım. Onu da atıyorum kafadan 3'er, 4'er, 5'erden gitsin. Yani ortalama 40 milyon euro para kazanalım her sene. Ancak e, insanları umutlandırdığımız zaman insanlar da çıkacak bize diyecek ki lan hani Milan scout izliyordu. Ne oldu o iş? Diyecek. Bu haberleri yaparken öncelikle buna dikkat etmenizde fayda var. Şimdi Milan takip ediliyor. Arkadaşlar ben ciddi bir şekilde size şunu söyleyeyim. Barcelona'dan bak Barcelona scoutlarının Fenerbahçe'nin ilk resmi maçını izleyeceğine dair bir duyumum var. Bilmiyorum. Sosyal medya düştü sanırım. E, düşmediyse de düşsün artık. Benim duyumum bu. Bak Barcelona'ya kefilim. Scoutlar izleyecek. Napoli'nin scoutları 1 milyon izlediler. Eminim. Hem Ferdi hem izlediler. Haberiniz olsun. Milan deplasmanda 1-0 mağlup ettiği maçta ameli takımın Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek'i takip etti. Bakın kendinizi kandırmayın. İsmail Yüksek'i Almanya'nın Bayer Leverkusen takımı hariç hiçbir takım resmi olarak istemedi. Ha yönetim çıkar der ki 15 takım istedi der Boynum kıldan ince istemiştir derim. Yani olur derim. Olur olur yeriz derim. Yani yönetim istediler diyorsa istemişlerdir. Yani koskoca yönetimden ters düşecek yok ama Milan'ın scoutlarına dair ne Ferdi ne İsmail ile ilgili bir bilgim yok. Yine de habere bakalım. Calcio Mercato'nun haberine göre Hırvatistan Türkiye maçında Benfica'nın Hırvat forveti Petar Musa'yı takip eden Milan, Fenerbahçe'nin iki milli futbolcusuna da dikkat kesilmiş. Ha. Şimdi haberi böyle verin. Petar Musa. Adında Musa varsa iyi futbolcudur. Yani 8 milyon euro diyor, 25 yaşında, 1.90'lık. Gerçi biz çok iyi bir şeyini göremedik ama Benfica'nın forvetiymiş bu da. Bak, Afrika'nın forvetiymiş. 10 maçta 4 gol, 1 asist diyor. 502 dakikam. Şimdi Milan Ferdi ve İsmail Mercek altına aldığını belirtmiş. Napoli'nin ilgilendiği kaydedilmiş. İlişkilere güveniyorlarmış. Arda Güler transfer etmek için Milan yaz transfer döneminde. Fenerbahçe ile yaptığı görüşmelerde de Sarlı yönetimle hani adımları ilerletti diye. Hırvatistan maçında da Ferdi'yi de izlediler diyor. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? İki Fenerbahçeli izledi haberi. Bu haber doğru değil. Bak Napoli des Anladınız mı? İsmail Kartal'dan Ali Koç'a özel rica Faizullah Faizullahev transfer çalışmaları sürdüren Fenerbahçe Özbek futbolcu Abbosiyek Evi gündemine aldı. Kaç kişiyle aldı? Yani şimdi kaç kişiyle aldığını da bilmekte fayda var. Abbas Bek 20 yaşında Üzbek futbolcu sağ kanat Ilbek milli takımın 4 kez formasına girmiş. 1 golü var. 2 milyon euro piyasa değeri var. Allah Allah. Allah Allah. CSK Moskova yeni transfer etmiş bu sezon 15 maçta 3 gol, 2 asist var. 1039 dakika. Şimdi neyse haberi bir okuyayım. Teknik direktör İsmail Kartal Asya U20 şampiyonasında en iyi oyuncu seçilen Üzbek Bosek Faizullayev'i gözlüğüne kestirdi. Kartal'ın talimatı ya, Scout ekibinin 20 yaşındaki oyuncuyu takip aldığı belirtildi. Özbek oyuncu sezon başında Baktar'dan Şaktar, yok Baktar'dan CSK'ya transfer olmuştu. 20 yaşındaki Abdullah Abbasbek Faizullayev bu sezon başında Özbek ekibinden CSK Moskova'ya 500 bin euro karşılığında transfer oldu. Sağ kanat ve 10 numarada da forma giyebilen genç oyuncu bu sezon CSK Moskova formasıyla çıktığı 6 maçta bir gol bir asist kaydetti. Arkadaşlar bizim scout ekibi çalışıyor. Misal veriyorum. Hollanda U20 ile Türkiye U20 arasında bir maç yapıldı diyelim. Misal. Misal veriyorum. Orada Hollanda U20'den 10 tane futbolcu hoş geldi göze. Onun da takip alıyorlar. Uzun bir süre izliyorlar ve not veriyorlar. Şu kadar alınabilir, bu kadar alınabilir gibisinden. Anlatabiliyor muyum? Ee, o yüzden de hani... Ee, çok şey yapmamak lazım. Yani neyse. Ee, yani arkadaşlar kıvranıyorum farkındaysanız. Bana gelen bilgi de yok arkadaşlar ya. Kusura bakmayın. Yani yalan söyleyecek de halim yok. Bana gelen bilgi de e, açıkçası yok. Hani benim scout havuzumda yok açıkçası. Kimseyi de kırıp dökmek, incitmek de istemiyorum ama hani bendeki scout bilgilerine göre yok ya. Onu söyleyeyim. Şimdi Ryan Kent milli ara sonrasını özel hazırlanıyor diyor. Şimdi Fenerbahçe'de zaten biliyorsunuz durumları. Bu arada Osayi Samuel 65. dakikada oyuna girdi. Nijerya'da Suudi Arabistan karşılaşmasındalar. E, yedek başlıyordu. E, Türkiye saniye Türkiye Ümit milli takım Bartu Elmaz oynadım onu da bilmiyorum San Marino ile maçı var Ömer Faruk Beyaz oynamış Bartu Elmaz da oynamış önemli dakikalar diyelim Enis Ravil Tagir Enis Destan gol atmış Bartu Elmaz asist yapmış çok güzel yine Enis Destan'ın iki golü bir de penaltı kaçırmış Bartu Elmaz. Çok güzel. San Marino bu 21i yendi maçta. Ardu Elmaz'ın yaptığı asist bizi sevindirdi açıkçası. Şimdi Kent çalışıyor. Ya böyle bir haber bana tuhaf geliyor ya. Yani ne bileyim ya. Kent çalışıyor. Ne yapacak abi? Milli arada hani sigaraya mı başlayacaktı? Abi bak gerçekten bu haber bana çok tuhaf. Çok komik çok saçma geliyor. Yani tabii ki çalışacak Kent. Fenerbahçe'nin futbolcusu. Milli arada formayı kapmak istiyor. Hani İsmail Kartal daha çok sağ kanatta oynattı. Biraz sağ kanat obisi ee, hobisi oluştu. Ama yani haberi de böyle vermek mantıklı değil. Bak Fenerbahçe'de 3 futbolcu beden sakatlığını atlatıyor. Hatta belki de atlattı. Kimdir o 3 futbolcu? Cengiz Ünder 1. Emre Mor 2. 3. isime gerek yok. Niye gerek yok? Sizce kim arkadaşlar? Din Aslında dördüncü isim diyelim. Dördüncü isim de Alexander Ciku. E, bu isimler sakatlıkları vardı. İyileşmeyi bekliyorlar falan filan. Şimdi ben bir olaya değineceğim. Bakın Fenerbahçe'de dünkü antrenmanlar yani 13 Ekim antrenmanları çok güzel bir şekilde sürdü. Takımımız futbolcular çok güzel bir şekilde çalışmasını sürdürdü. Ve aynı zamanda Ee, aynı zamanda arkadaşlar Fenerbahçe taraftarına da müjdeler bir nevi gelmiş oldu. Nedir o müjdeler? Can hazırlıklarını antrenman yaparak sürdürdü. Milli oyunculardan yoksun idmanda salon da yapılan Kore ve kuvvet ve dayanıklı çalışmalarına başladı diyor. Ardından sahaya geçen oyuncular koşu, koordinasyon, çabukluk hareketlerinin devamında iki gruba ayrıldı. 5'e 2 top kapma pas çalışması. idmandar dar alanda çift kale maçla tamamlandı. Cengiz Ünder antrenmanın tamamında takımla çalıştı. 1. Ee, Fenerbahçe yükleniyor diye bir paylaşımda bulundu Cengiz için. Emre Mor bireysel olarak saha ve salon çalışmalarına devam ediyor. Bu çok geliyor bana. Bunun sorusu çok geliyor. Hocam kurşun mu yedi? Kurşun yedim. Nasıl kurşun mu yedi? Hocam kurşun mu yedi? Bu adam nerede diyorlar Emre Mor için? Ya arkadaşlar bakın adamın Allah muhafaza çapraz bağları kopacaktı. Siz neden bahsediyorsunuz ya? Adamın Allah muhafaza çaprazları kopacak. Siz diyorsunuz ki nerede bu adam öldü mü? Yani çok vicdansızsınız ya. Gerçekten çok vicdansızsınız. Şimdi ben idman fotoğraflarına şöyle bir bakıyorum. Ben idman fotoğrafları idman fotoğraflarına bakarak bazı yorumlarda bulunabilen bir insanım. Bunu da birçok kardeşimiz çok seviyor. Mert Müldür, Osterwolde, Cengiz, yakışıklı çıkmışlar ya. Bekao, Crespo, Fred, Kent, Furkan, kalecimiz. Mert Cengiz, Osterwolde, başka bakalım. Yine gençler var. Bekao, Kent, Mesela ben King'i göremedim açıkçası Joshua King'i. Emre orada yok zaten. Kim kadarıyla Norveç'e de çağrılmadı King. Ee, Ciku da yok. İdman fotoğraflarına tek tek bakıyorum arkadaşlar. Hani gözümden kaçan bir detay olursa bana belirtirseniz sevinirim. İrfan Can Eğribayat var. Ee, haliyle milli kalecilerimiz yok. Yani en başa sardık. Dikkat ettiyseniz bahsi geçen futbolcular yok. Volkan Demirel'den Fenerbahçe açıklaması. Bu arada Lincoln Henneke'de saat çalışmalarına başlayacak dedi herkes milli arada. Ama ben ısrarlı bir şekilde söyledim. Kasım ayında arkadaşlar. Yani tam olarak Kasım ayında. Şimdi Volkan Demirel'den açıklamalar gelmiş. Hatta Spor Teknik Direktörü Volkan Demirel Fenerbahçe maç öncesinde açıklamalarda bulunmuş. Demiş ki biz tıpkı Galatasaray eski futbolcularının yaptığı gibi Fenerbahçe'ye yatacağız. Maçı satacağız. Önemli olan Fenerbahçe'nin kazanması. Gerekirse Hatay Spor küme düşsün. Ama biz yatacağız. Yatmaktan dolayı da gocunmayacağız. Çünkü herkes Galatasaray'a yatıyor demiş. Desem inanmazsınız değil mi? Hocam o Fenerbahçeli demez dersin. Bu arada Halil Salman, Çanakkale, İshak Gedik, Bursa, başka... Bir kardeşimizin ismi gözükmüyor. Denizli'den selam göndermiş. Aleyküm selam. E, boşuna da memleket istemedim. beni ciddiye alıp yazmanız lazımdı. Ne demiş Volkan Demirel? Kısaca okuyalım arkadaşlar. Her iki takım için çok zor bir maç olacak. Fenerbahçe bu sene yaptığı transferlerle İsmail Hoca'nın önderliğinde lige çok iyi bir başlangıç yaptı. Hem Avrupa'da hem de ligde henüz yenilmediler. Bu da onların gücünü ortaya koyuyor demiş. Konya maçınlardan futbolcularımıza 3 gün izin verdik. İzin ardından da geçtiğimiz perşembe günü Antalya kampımız başladı. Şu an için her şey yolunda. 16 Ekim pazartesi gününe kadar Antalya'da hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Pazartesi günü İstanbul'a dönerek Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam edeceğiz. Şu ana kadar bizim için her şey yolunda gidiyor. Fenerbahçe maçından da iyi bir sonuçla ayrılmak en büyük hedefimiz demiş. Şeyi anlamadım. 16 Ekim'e kadar şey pazartesi günü İstanbul'a dönerek. Yani Hatay Spor çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor değil mi? Yanlış bilmiyorum. Hatay Spor idmanlarını nerede yapıyor? Riva'da yapıyor diye biliyorum ama Gaziantep diye hatırlıyordum ben. Konaklama ve antrenmanlarını Mersin Şehir Stadyumu'nda yapacak diye konuşuluyordu. Tesisleri zarar gördü. Yeni antrenman tesisi. Neyse ben bu kadar söyleyeyim. Fazla da detaya giremiyorum arkadaşlar. Şunu söyleyeyim. Ne mutlu ki Fenerbahçeliyiz. Bizim eski futbolcularımız çıkıp da bize yatmazlar. Maçı satmazlar. O yüzden de gururluyuz. Batruay'ı Avusturya maçına yedek kulübesinde başlıyormuş arkadaşlar. Kaptanımız Edinceko Ceko. Aynı maçına ilk 11'de başlıyormuş ki gol atma potansiyelinin yüksek olduğu bir maç. Dusan için açıklamaları var ama 2 saat girmeyeceğim. Fenerbahçe oynamak, Fenerbahçe'de oynamaktan keyif alıyorum. Her şey harika gidiyor. İstanbul güzel bir şehir. Fenerbahçe harika bir kulüp. Taraftarlar da öyle. Her şey yolunda gidiyor. Yeter ki sezonu olması gerektiği gibi Bitirelim demiştim. O sayesem yıllarla ilgili söyledim arkadaşlar. Yedek kulübesindeydi 65'te oyuna girdi. Ee, international Friendly uluslararası dostluk maçı diyor arkadaşlar. Az buçuk birazcık İngilizcemiz var. Oradan anladım. Başka günden var mı? Bu çemi kiminci mi diyor? Zor bir soru. Lincoln neyken oldu? Lincoln Junior hasta olmuş. Geçmiş olsun Lincoln. Ee, Serum falan görünce dayanamıyorum çocuklara ya. Yani arkadaşlar durumlar bunlar. Dış Milan Scouting Calcio Mercado iki oyuncu bir, 30 bin euro Bartu Elmaz'ın asisti de sosyal medyaya düşmüş. Sağ kanattan çok güzel bir orta Enis Destan'a sadece dokunmak kalmış. E, güzel bir gol olmuş. Öyle. Cristiano Ronaldo'nun haberi şey yapıldı. İran'da birine dokunmuş bilmem o yasalara göre bir şeymiş falan filan. E, bir tane Real Madrid scout'u 16 numara çok iyiydi diye bir şey attı diyorlar ama o 16 numara scout'unun doğru olmadığı yani gerçek hesap olmadığı söyleniyor. Hakan Çalhanoğlu'nun milli takımından kesilmesi vallahi Arda Güler iyileşirse Hakan Çalhanoğlu'nu oynatırsak Vatana ihanetten yargılanması lazım Montellano öyle bir şey. Ya gerçekten ben Arkan Çalhanoğlu'nu beğenmiyorum ya. Yani bir şey de diyemem. Cengiz'in dönmesi iyi oldu. Fenerbahçe'ye taze kan gerekliydi. Şimdi durum bu. Türkiye gazetesi diyor ki Şimanski için hangi kulüpler ne kadar parayı gözden çıkarttı. Manchester United 25 milyon euro. Napoli 20 milyon euro artık kolay bonus. Leipzig 18 milyon euro artı sonraki satıştan %15 pay. Ali Koç ise 35 milyon eurodan aşağı teklif verene diyeceğim demiş Türkiye Gazetesi'nin haberi. Hepinize sonsuz sevgi, saygı, teşekkürlerimi iletiyorum. Dünyanın e, neresinde yaşıyorsanız oraya selamlar olsun. Bu arada hocam İsmail de Jesus ne güzel adam etti falan diyorsunuz. Lan bir gidin. Manyak mısınız siz? Jesus'a kalsa ara oydu. Bizim şeyimiz. Manyak mısın? Kafayı mı yediniz ya? Neyse birkaç selam daha var. Mehmet Emindaş'tan İzmir Karşıyaka'dan selamlar. Aleykümselam Karşıyaka'nın en mert insanı. Ki Mehmet Emindaş'tan da ayrıca bir selam gönderin. Çok üyelik ediyordu. Bak üyelik istiyorsanız sadece bana yazmayın, millete de yazın. Kamil Kardaş da diyor ki, gerçekten soyadı kardeş. Belediye Kadıo, Kadıoğlu ve İsmail Yüksek ikişer kişilik oynadılar diyor. Teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki bu kanaldasınız. İyi ki bizlerlesiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.